Evet gençler, bu ameliyatın son dakikalarını göreceksiniz. Atilla abi, vakayla ilgili kısa gençlere anlatır mısın? Evet. Periton diyalizi vakaydı. Evet. Biraz geri gel. Biraz bilgilendirebilirsen gençlere. Geri gel. Bakın şimdi bu abdominal koza dediğimiz bir şey oluşmuş omentum tarafından. Tüm batımınla kaplı. Nedenini anlatabilirseniz. Yani nedeni sayısız. Yaklaşık 10 yıl kadar periton diyaliz görmüş bir böbrek yetmezliği vakası. Ondan sonra şurada bir açık yeri var bakın. Evet. Şimdi tabii ki böyle bir vakaya açık girmek zorundaydık. Açık girdik. Sonra peritona girdiğimizi hissedince trokarı soktuk, şişirdik. Şişti. Tabii korkunç bir keseyle karşılaştık. Bayağı ciddi enflame, perfora olmak üzere. Şu yapı olduğu gibi keseyi sarmıştı şu şekilde. Bakın zaten şeyi görünüyor burada fark edersiniz. Yapısı evet. Bu kese işte şöyle. Evet. Onu yavaş yavaş ince diseksiyon, hidro diseksiyon ile ayırdık. Sıcak su. Evet, sıcak su hidro diseksiyonuyla. Arkasından tabii bu tür keseler, yani yukarı tarafı çok kötü görünen keselerin genelde kalo üçgeninin olduğu bölüm, alt tarafı yani Hartmann'ın altı genelde serbest olur. Biz de o bölgeye ulaştığımızda gerçekten ince bir sistik ve sistik arteri bulduk. Şu sistik kanal şurada. Bu da arterimiz. Her ikisini ikişer klipledik. Üstlerini tabii hiçbir şekilde şey yapmadık. Klip bile koymadan kestik. Çünkü baştan onu söylemedim. Keseyi boşaltmak zorunda kaldık. Çünkü bir veresle şurada. Çünkü kese hiçbir şekilde tutulmayacak. Daha sonra keseyi yavaş yavaş retrograd diseksiyonuna çıkardık. Hemostazını sağladık. Görüldüğü gibi herhangi bir problemimiz yok. Bakın karaciğer nasıl yapışık. Şimdi diren koyup kapatacağız. Evet, teşekkür ediyoruz Atilla abi. Teşekkür ederim. Gençler gerçekten özellikle periton diyalizi görmüş vakalarda zor gatoyu gördünüz ve bu diseksiyonu uzun uzun size göstermedik. Tabii ki oldukça zordu. Keseyi de göstereyim ama kese kapalı bir kutu olarak olduğu için kese halen sağ ve sağlıklı. Onu da göstereyim. Evet gençler, burada şöyle şu keseyi de görün. Tamamen gangrenöz hale gelmek üzereymiş artık. Kese tamamen boşaltıldığı için artık tamamen sadece kese dokusunu görüyorsunuz. Başarılı bir şekilde kese de çıktı. Atilla abinin özellikle ve ekibinden de sağlık. Teşekkür ederim.